yaptı. Meclis açısından taşınacak yük olmaktan çıktı bu durum diyor Özgür Özel. Geliyor ilk açıklaması ekrana. Bu duruma şahit olduğum için sayınlığından kurtulmuşum derhal tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Bu gerçekten meclis açısından taşınılabilecek bir yük olmaktan çıktı. Meclis idare amirinin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz. Olacak iş değil. Okan Konrad kardeşinden bir yaralı milletvekili. Arkadaşımız arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı. Öyle gördük. Sayın Gülistan Koçyiğit de kürsüye yapılan saldırıyı engellemeye çalışıyor. Grup başkan. Maalesef çok üzgünüm. Bu duruma şahit olduğum için sayınlığından kurtulmuşum derhal tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Bu gerçekten meclis açısından taşınılabilecek bir yük olmaktan çıktı. Meclis idare amirinin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz. Olacak iş değil. Okan Konrad kardeşinden bir yaralı milletvekili. Arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı. Öyle gördük. Sayın Gülistan Koçyiğit de kürsüye yapılan saldırıyı engellemeye çalışıyor. Grup başkan. Maalesef çok üzgünüz. Arkadaşlar şimdi kapatayım. Yine acı şeyler yaşıyoruz sevgili izleyenler. Şimdi İzmir'de yangın var. Yerleşim yerleri tehdit altında. Evler boşaltılıyor. İzmir'e kül yağdığı bilgisi var. İzmir'den canlı yayın yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi de adeta bir yangın yeri halinde. Milletvekillerine yumruklu tekmeli saldırı söz konusu oldu. AKP'li Alpay Özalan ilk yumruğu atan isim. Yine Gülistan Koçyiğit alnından yaralandı. Mecliste kan aktı. Ara verildi oturuma. Bir kere daha bu sefer uzun bir ara söz konusu oldu ve bu uzun ara süresince de az önce Özgür Özel belirtti. Meclis açısından taşınacak yük olmaktan çıktı. Olacak iş değil, bir kadın milletvekili de saldırıya uğradı. Gülistan Koçyiğit'ten bahsederek öyle dedi. Bizim arkadaşımız da ayırmaya çalışıyordu. O da ayırmaya çalışırken alnından yaralandı dedi. Okan Konuralp, CHP milletvekili de alnından yaralanmış durumda. Mecliste kan aktı. Meclise kan döküldü. Şimdi o temizlenmeye çalışılıyor. Temizlenir de sevgili izleyenler. Ama tabii Can Atalay içeride, Can Atalay'ın özgürlüğü, Anayasa Mahkemesi'nin kararları, Anayasa Mahkemesi'ne, anayasaya uygunluk, o karara uygunluk konuşuluyorken mecliste bir tutuklu milletvekili, haksız yere tutuklu, Anayasa Mahkemesi kararı var diye konuşulacakken işte yumruklar, tekmeler atan milletvekilleri de mecliste yer almaya devam ediyorlar. Hiç utanmanız yok sizin dedi. O cümleyi biz hep birlikte duyduk. Ahmet Şık öyle sesini